Yüreğinin götürdüğü yere git. Opisina, 16 Kasım 1992. Gideli 2 ay oldu. Ve 2 aydan beri hala yaşadığını bildirdiğin bir kartpostal dışında senden hiç haber alamadım. Bu sabah bahçede senin gülünün önünde durdum uzun uzun. Sonbaharın iyice ilerlemiş olmasına karşın. Artık solmuş olan öteki bitkilerin arasında o eflatun rengiyle mağrur ve yapayalnız ayakta duruyor. Onu ne zaman ektiğimizi hatırlıyor musun? 10 yaşındaydın ve Küçük Prens'i henüz okumuştun. Sana sınıf geçme armağanı olarak almıştım o kitabı. Öyküye bayılmıştın. Bütün tipler arasında senin sevdiklerin gül ve tilki idi. Babı, yılanı, pitonu ve o minnacık gezegenlerinde avara oturan kendini beğenmiş boş adamları hiç sevmemiştin. Böylece bir sabah kahvaltı ederken şöyle deyiverdin. Bir gül istiyorum. Zaten pek çok gülümüz olduğunu söyleyerek karşı çıktıysam da sende yanıt çoktu. Ben yalnızca bana ait olan bir gül istiyorum. Ona bakmak, onu büyütmek istiyorum. Doğal olarak gülün yanı sıra bir de tilki istiyordu. Çocuklara özgü kurnazlıkla basit arzunu o neredeyse olanaksız olanından önce dile getirmiştin. Bir güle olur dedikten sonra seni bir tilkiden nasıl yoksun bırakabilirdim ki? Bu noktada uzun uzadıya tartıştıktan sonra bir köpek edinme konusunda anlaştık. Onu almaya gitmeden önceki gece gözünü kırpmadın. Yarım saatte bir kapıma vuruyor, uyuyamıyorum diyordun. Sabah 7'de kahvaltı etmiş, yıkanmış, giyinmiştim bile. Palton sırtında, koltukta oturmuş beni bekliyordun. Saat 8.30'da köpek çiftliğinin kapısındaydık. Ama daha açılmamıştı. Sen parmaklıkların arasına bakarak benimkinin hangisi olduğu nasıl anlayacağım diyordun. Sesinde müthiş bir sabırsızlık vardı. Ben seni rahatlatıyordum. Merak etme diyordum. Küçük prensin tilkisini nasıl evcilleştirdiğini hatırla. 3 gün üst üste gittik köpek çiftliğine. İçeride 200'den fazla köpek vardı ve sen hepsini görmek istiyordun. Her kafesin önünde duruyor, belirgin bir kayıtsızlığa gömülüp kımıldamadan dikiliyordun orada. Bu arada köpeklerin hepsi tellere atılıyorlar. Havlıyorlar, hoplayıp zıplıyor, patileriyle telleri parçalamaya çalışıyorlardı. Köpek çiftliğinin sorumlusu da yanımızdaydı. Senin bütün ötekiler gibi bir kız olduğunu düşünerek seni heveslendirmek için bu güzel cinsleri gösteriyordu. Şu kaka bak diyordu sana ya da bu lasiye ne dersiniz? Yanıt olarak sen tiz bir domuzcuk sesi çıkarıyor ve onu dinlemeden yürüyüp gidiyordun. Bakı hacıların çile yürüyüşünü andıran bu seferlerin 3. gününde rastladık. Hasta köpeklerin iyileşme süreci içinde barındıkları arkadaki kafeslerin birindeydi. Kafesin önünde geldiğimizde bütün köpekler bize doğru koşarken o başını bile kaldırıp bakmadan yerine kaldı. Şu işte diye bağırıverdin sen. Minik parmağınla göstererek şu köpeği istiyorum. Kadının yüzündeki müthiş şaşkınlığı hatırlıyor musun? Nasıl olup da böylesine çirkin bir köpeği sahiplenmek istediğini anlayamıyordu bir türlü. Gerçekten de bak ufak bir hayvancıktı. Ama o ufacıklığın neredeyse dünyanın bütün cinslerinin özelliklerini taşıyordu. Kurt gibi başı, av köpeği gibi düşük ve yumuşak kulakları, yere yakık köpekler gibi ince bacakları, tilki gibi tüylü kuyruğu, Doberman gibi kara tüyleri vardı. Kağıtları imzalamak üzere ofise gittiğimizde bayan memur bize onun öyküsünü anlattı. Yaz başında hareket halinde bir otomobilden dışarıya fırlamıştı. Yere hızlı çarptığı için ağır yaralanmıştı. Ve bu nedenle ön ayaklarından biri cansızca sallanıyordu. Beck şu anda yanımda. Ben yazarken arada bir iç çekiyor ve burnunun ucunda bacağıma yaklaştırıyor. Burnu ve kulakları artık neredeyse bembeyaz oldu. Ve gözlerinin üzerinde yaşlı köpeklere özgü perde belirdi. Ona bakmak hüzünlendiriyor beni. Sanki yanımda senden bir parça varmış gibi geliyor. Hem de senin en sevdiğin parçam bu. Hani yıllar önce o köpek çiftliğinin 200 konuğu arasında en mutsuz ve çirkin olanını seçmeyi bilen parçan. Bu aylar boyunca evin yalnızlığı içinde aylak aylak otururken seninle birlikte geçen yıllara ait anlaşmazlıklar ve kırgınlıklar uçup gittiler.
Şimdi çevrede uçuşanlar senin ürkek ve kırılgan bir küçük kız olduğuna yıllara ait anılar. Bunları ona yazıyorum. Son zamanlardaki o mağrur ve güçlü insana değil, bunu bana Gül önerdi. Bu sabah onun yanından geçerken bana şöyle dedi. Al kağıdı ve ona bir mektup yaz. Biliyorum, ayrılırken yaptığımız anlaşmaya göre birbirimize yazmayacağız. Ve ben üzülsem de bu sözüme uyacağım. Bu satırlar asla uçup Amerika'da senin eline konmayacaklar. Döndüğünde ben artık burada olmazsam benim yerinde bu mektuplar bekleyecekler seni. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü aradan bir ay bile geçmeden hayatımda ilk kez ağır biçimde hastalandım. Bu yüzden şimdi birçok olasılık arasında şu da var. 6-7 ay sonra burada olup sana kapıyı açamayabilir, seni kucaklamayabilirim. Bir zamanlar bir arkadaşım, hiçbir hastalık çekmeyenler beklenmedik ve şiddetli bir rahatsızlığı kaldırmadıklarını da söylemişti. Bana da tam olarak böyle oldu. Bir sabah Gül'ü sularken ansızın birileri ışığı söndürdü. Bahçeleri ayıran, çitin ötesinde duran Bay Razman'ın karısını beni görmeseydi eminim sen şu an öksüz kalmıştın. Öksüz mü? İnsanın ninesi ölünce böyle denir mi? Pek emin değilim. Belki de nineler ve dedeler kayıpları adlandırmaya değmeyecek aksesuarlar olarak görülüyorlar. İnsan dedesinden ve ninesinden ne öksüz, ne yetim, ne de dul kalır. Onları uzun yolun bir yerinde doğallıkla, dalgınlıkla sanki bir şemsiye unutur gibi bırakırız. Hastanede uyandığımda kesinlikle hiçbir şeyi hatırlamıyordum. Gözlerim kapalıyken kedi bıyığı gibi ince ve uzun bıyıklarımın çıktığını sandım. Ama gözlerimi açar açmaz bunların yalnızca iki minik plastik tüp olduğunu anladım. Burnumdan çıkıp dudaklarımın üzerinden aşağı iniyorlardı. Çevremde yalnızca tuhaf makineler vardı. Birkaç gün sonra normal bir odaya geçtim. Burada iki kişi daha yatıyordu. Oradayken bir öğleden sonra Bay Razman ve karısı beni ziyarete geldiler. Hayatta kalmanızı dediler bana. Deliler gibi havlayan köpeğimize borçlusunuz. Ayağa kalkabildikten sonra bir gün odaya öteki vizitelerde gördüğüm genç bir doktor geldi. Bir iskemle alıp yatağımın yanına oturdu. Madem ki size bakacak ve karar verecek akrabalarınız yok dedi. Hiç aracı koymadan içtenlikle konuşacağım sizle. Konuşuyordum. O konuşurken ben ona bakıyor ama dinlemiyordum. İncecik dudakları vardı ve bildiğin gibi ince dudaklı insanlardan hiçbir zaman hoşlanmamışımdır. Ona kalırsa sağlık durumu o kadar kötüydü ki eve dönmeme bile izin vermeyecekti. Doktor bana hemşirelerin gözetiminde yaşayabileceğim birkaç pansiyonun adını saydı. Yüzümün ifadesinden bir şeyler sezmiş olacak ki hemen ekledi. O eski huzur evleri gibi sanmayın. Şimdi her şey bambaşka. Aydınlık odalar ve gezip dolaşılacak bahçeleri var. Doktor dedim sonunda. Eski Moğolları bilir misiniz? Tabii bilirim dedim ayağa kalkarken. İşte bakın ben onlar gibi ölmek istiyorum. Bir şey anladığım anlamadığını görünce ekledim. Ben beyaz duvarlı bir odada bir yatağa bağlanıp bir yıl daha yaşamaktansa bastonum bostanımdaki kabakların arasına yüzüstü düşmeyi yeğlerim. O arada doktor kapının yanına gitmişti bile fesatça gülümsüyordu. Hep böyle söylerler dedi. Odadan çıkmadan önce ama son dakika tedavi olmak için buraya koşarlar. Üstelik yaprak gibi titrerler. 3 gün sonra ölümüm halinde sorumluluğun bana, yalnızca bana ait olduğunu belirten gülünç bir belge imzaladım. Bunu minik kafalı iki kocaman altın küpeli genç bir hemşireye teslim ettikten sonra bir iki parça eşyamı naylon bir torbaya koyup taksi durağına doğru yola koyuldum. Berk beni bahçe kapısına görür görmez deliler gibi koşmaya başladı. Sonra sevincini vurgulamak için havlayarak 2-3 çiçek tarhını mahvetti. Bu kez ona kızmak gelmedi içimden. Toprak bulaşmış burnuyla bana sokulunca ona "Gördün mü eski dostum? Gene birlikteyiz." dedim ve kulaklarının arkasını kaşıdım. Sonraki günlerde hemen hemen hiçbir şey yapmadım. O düşmeden beri bedenimin sol yanı emirlerime eskisi gibi uymuyor. Özellikle de elim çok yavaşladı.
Hep onun kazanmasını öfkelendiğim için onu sağ elinde daha çok kullanmaya çalışıyorum. Bileğime pembe bir kurdele bağladım. Böylece uzanıp bir şey alacağım zaman sağ elimi değil de solu kullanmam gerektiğini hatırlıyorum. Bedenin işlevini yerine getirdiği sürece onun ne kadar büyük bir düşman olabileceğini fark edemiyorsun. Ama ona bir an için karşı koymaya kalkınca yenildiğimi görüyorum. Her neyse, bağımsızlığım kısıtlandığı için bir anahtar da Walter'in karısına verdim. Bana her gün uğruyor ve isteklerimi alıp getiriyor. Ev ile bahçe arasına mekik dokurken seninle ilgili düşünceler ısrarcı, hatta gerçek bir saplantı halini aldılar. Pek çok kez telefona gittim. Sana bir telgraf gönderme nedeniyle almacı kaldırdım. Ama santral sesimi duyar duymaz kararımdan vazgeçiveriyordum. Akşamları koltuğuma oturduğumda karşımda boşluk, çevremde sessizlik, hangisinin daha doğru olacağını soruyordum kendime. Doğal olarak benim için değil de senin için neyin doğru olacağını, benim için elbette yanımda sen varken bu dünyada çekip gitmek en güzeli olurdu. Eminim seni hastalandığımdan haberli kılsaydım sen Amerika'da yaşamayı bırakır buraya koşardın. Ya sonra? Sonra belki ben 3-4 yıl daha yaşardım. Belki de tekerlekli iskemleye bağlanırdım. Belki bunardım ve sen görevin olduğu için bana bakardın. Bunu içtenlikle yapardın. Ama zamanla bu içtenlik öfkeye, hınca dönüşürdü. Hınçlanırdın. Çünkü yıllar geçer ve sen gençliğini boşa tüketiyor olurdun. Çünkü benim sevgim bir bumerang etkisiyle senin yaşantını bir çıkmaz sokağa dönüştürürdü. İşte sana telefon etmek istemeyen içimdeki ses böyle söylüyordu. Tam onun haklı olduğuna karar verdiğim an kafam karşıt bir ses beliriyordu. Kendi kendime şunu soruyordum. Ya sen kapıyı açtığın an benim ve sevinçle zıplayan, belki yerine bir süredir yaşanmayan bomboş bir ev bulursan ne yapardın? Amacına ulaşmamış bir dönüşten daha korkunç ne olabilir? Ya oradayken benim ölümümü bildiren bir telgraf alsan, benim sana ihanet etmiş gibi olduğumu düşünmez miydin? Ya da seninle inatlaştığımı, madem ki sen son aylarda bana böyle kaba davrandın, ben de sana haber vermeden çekip giderim işte. Bu bir bumerang değil, ancak bir girdap sayılırdı ve sanırım böyle bir şeyi atlatmak kolay olmazdı. Sevdiğin insana söylemek isteklerin sonsuza dek içinde kalır. O toprağın altındadır. Artık onun gözlerinin içine bakamazsın, kucaklayamazsın. Ona henüz söylemediklerini söyleyemezsin. Günler geçiyor ve ben hiçbir karar alamıyordum. Sonra işte bu sabah Gül bunu önerdi. Ona bir mektup yaz. Onunla yarenlik ettiğin günlere ait küçük bir günce tut dedi. Ve işte şimdi burada mutfaktayım. Önümde senin eski bir defterin ödevlerini yaparken zorlanan bir çocuk gibi kaleminin ucunu kemiriyordum. Bir vasiyet mi bu? Hayır, öyle sayılmaz. Daha çok seni yıllarca izleyecek, beni yakınında hissetmek isteyince okuyabileceğin bir şeyler. Korkma. Sana ne vaaz vereceğim, ne üzeceğim. Yalnızca bir zamanlar ikimizi sarmalayan ve son yıllarda yitirdiğimiz o içtenlikle seninle biraz çene çalacağım. Çok uzun yaşadığım ve pek çok kişiyi yitirdiğim için artık biliyorum ki ölüler yokluklarıyla değil de onlarla bizim aramızda söylenemeden kalan sözler yüzünden keder verirler asıl. Biliyorsun, ben ileri yaşlarımda genellikle nine olunan yaşta annelik yapmaya başladım. Bunun pek çok yararı oldu. Sana yararı oldu. Çünkü bir nine anne her zaman bir anne anneden daha iyi ve dikkatlidir. Bana yararlı oldu. Çünkü yaşıtlarımla bir el kanasta oynayıp kulüpte bir öğle sonrasında zaman öldürüp iyice sersemlemektense zorunlu olarak yeniden yaşamın akışına ayak uydurmak zorunda kaldım. Ama bir noktada bir şeyler koptu. Kabahat ne benim ne de senindi. Yalnızca doğanın yasalarındaydı. Çocukluk ve yaşlılık birbirine benzer. Her iki durumda da değişik nedenlerle insan oldukça savunmasız olur. Hala ya da artık etkin yaşantının bir parçası değildir. Bu da korunaksız, açık bir duyarlılıkla yaşamaya yol açar.
Bedenimizin çevresinde görünmez bir zırh oluşması ergenlik döneminde başlar. Bu zırh bu dönemde oluşur ve ergin yaşam boyunca kalınlaşır. Gelişimi biraz da incininkine benzer. Yara nedenli büyük ve derinse çevresinde oluşan zırh da o kadar güçlü olur. Ama sonra zamanla çok uzun süre giyilen bir giysi gibi en çok kullanılan yerlerinden yıpranır. Dikişleri atar ve ani bir hareket sonucu yırtılır. Başlangıçta hiçbir şey fark etmeksizin. Zırhının hala seni sıkıca sardığını sanırsın. Ama bir gün birdenbire aptalca bir şey karşısında bir çocuk gibi nedenini bilemeden ağlamaya başlarsın. İkimizin arasında doğal bir fark oluşur derken işte bunu söylemeye çalışıyordum. Senin zırhının oluşmaya başladığı dönemde benimki çoktan lime lime olmuştu. Sen benim gözyaşlarıma katlanamıyordun. Ben de senin bu anı katılığına. Her ne kadar ergenlikte senin huy değiştireceğine kendimi hazırladıysam da bu değişiklik ortaya çıktığında buna katlanmak bana çok zor geldi. Karşımda birdenbire yepyeni biri vardı. Ve ben bu insana nasıl davranmam gerektiğini artık bilemiyordum. Akşamları yatakta düşüncelerimi şöyle bir toparlayıp gözden geçirince sana olanlar beni mutlu ediyordu. Kendi kendime diyordum ki zarar ziyan görmeden ergenlik yaşayanlar hiçbir zaman gerçekten büyük insan olamazlar. Ama sabah sen suratıma kapıyı çarpınca Tanrım ne üzülüyordum. Nasıl ağlamak istiyordum. Sana kafa tutabilecek gücün nereden bulacağımı bilemiyordum. Sen de 80 yaşına gelirsen göreceksin ki insan bu yaşta kendini Eylül sonunda bir yaprak gibi hissediyor. Gün ışığı daha kısa sürüyor ve ağaç besleyici maddeleri yavaş yavaş kendine doğru çekmeye başlıyor. Ağacın gövdesi azotu, klorofili, proteinleri emiyor ve böylece ne yeşillik kalıyor ne canlılık. Hala bir dala takılı kalıyorsun. Ama artık düşmen an meselesi oluyor. Yakınlarındaki yapraklar birbiri ardına düşüyor. Sen onların düşüşünü seyrediyorsun. Rüzgar çıkacak. Korkusu içine yaşıyorsun. Benim için rüzgar sendin. Senin ergenliğinin o kavgacı canlılığıydı. Sen hiç bunu fark ettin mi bir tane? İkimiz de aynı ağacın üstünde yaşadık. Ama öyle değişik mevsimlerde ki. Senin yola çıktığın gün geliyor aklıma. İkimiz de ne kadar sinirliydik değil mi? Seni havaalanına geçirmemi istemedin. Ama sana yanına alman için herhangi bir şeyi hatırlattığımda bana Amerika'ya gidiyorum, çöle değil diyordun. Kapıda sana o çok çirkin, tiz sesimle kendine iyi bak diye bağırdığımda sen arkanı bile dönmeden benimle şöyle vedalaştın. Baka ve güle iyi bak. Biliyor musun? Senin bu vedan beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. O an ihtiyar bir duygusal olarak hani bir öpücük ya da seveceğim bir cümle gibi daha değişik, daha sıradan bir şey bekliyordum. Ancak akşam olduğunda uyku tutmadığında boş evin içinde sabahlıkla gezinirken Beke ve Gül'e bakmakla benim yanımda kalan senin o mutlu yanına iyi bakmak arasında bir fark olmadığının bilincine vardım. Ve anladım ki o kuru vedalaşmanın nedeni duyarsızlık değil, ağlamaya hazır bir insanın aşırı gerginliğiydi. Hani sana daha önce sözünü ettiğim o zırh işte. Seninki şimdi öylesine sıkı ki neredeyse nefes almakta bile zorlanıyorsun. Sana son zamanlarda ne diyordum anımsıyor musun? Akmayan gözyaşları kalpte birikirler. Zamanla kabuk tutarlar ve kirecin çamaşır makinesinin tıkaması gibi kalbi tıkayıp felç ederler. Biliyorum. Benim ancak mutfak evreninde bulup verebildiğim örnekler seni güldürmek yerine kızdırıyordur. Ne yapalım? Herkes en iyi tanıdığı dünyadan esinlenir. Şimdi seni bırakmak zorundayım. Beck iç çekiyor ve yalvaran gözlerle bakıyor. O da doğanın düzenine ayak uyduruyor. Her mevsimde yemek saatini bir İsviçre saati dakikli ile bilebiliyor. 18 Kasım. Bu gece çok yağmur yağdı. Öylesine şiddetliydi ki pek çok kez kepenklere vuran damlaların sesiyle uyandım. Bu sabah havanın hala kötü olacağını düşünerek açtım gözlerimi ve uzun süre yorganın altından çıkmadım. Her şey yıllarla nasıl da değişiyor. Senin yaşındayken
Kış uykusuna yatan hayvanlar gibiydim. Beni kimse rahatsız etmese öğle yemeğine kadar bile uyuyordum. Oysa şimdi tan yeri ağarmadan uyanıyorum. Böylece de günler uzadıkça uzuyor. Bitmek bilmiyor. Bütün bundan bir acımasızlık yok mu? Üstelik sabah saatleri çok daha korkunç. Oyalanacak hiçbir şey yok. Orada böylece oturuyorsun ve düşüncelerine geçmişe bakıp gidiyor. Bir yaşlının düşüncelerinden gelecek yoktur. Daha çok kederli ya da en azından hüzünlüdürler. Doğanın bu tuhaflığıyla ilgili olarak kendimi çok sık sorguladım. Geçen gün televizyon gördüğüm bir belgesel de düşündürdü beni. Hayvanların düşlerinden söz ediyordu. Zoolojik hiyerarşide kuşlardan yukarıya doğru bütün hayvanlar çok düş görürler. Serçelerden güvercinlere, sincaplardan tavşanlara, köpeklerden çayırlara, uzanmış ineklere dek hepsi düş görüyor. Görüyor ama hepsi aynı biçimde değil. Doğası gereği av olan hayvanların düşleri kısa sürüyor. Gerçek anlamda bir düş değil de bir görüntü yalnızca. Oysa avcılar karmaşık ve uzun düşler görürler. Hayvanlar için diyordu spiker. Düş etkinliği hayatta kalabilme stratejilerini düzenlemek için bir yoldur. Avlanan besini sağlayabilmek için her zaman yeni yöntemler geliştirmelidir. Av olan ise o genellikle besinin otlardan sağlar. Yalnızca en çabuk nasıl kaçabileceğini düşünür. Söz gelimi antilop uykusundan önünde uzanan açık savanı görür. Aslansa sürekli ve değişen sahnelerle antilopu yiyebilmek için yapması gereken her şey demek ki dedim kendi kendime. İnsan gençken etaburdur, yaşlılıkta otobur. Çünkü yaşlılık az uyumanın yanı sıra düşte görülmez oluyor ya da sonradan anımsanmıyor. Oysa çocukken ve gençken hem çok düş görülüyor hem de bu düşler doğanın günün nasıl geleceğini belirliyor. Son aylarda sabah uyanır uyanmaz nasıl ağladığını anımsıyor musun? Kahve fincanının önünde oturuyordun. Gözyaşların sessizce yanaklarından süzülüyordu. Neden ağlıyorsun diye soruyordum ama sen avutulmaz bir biçimde öfkeyle bilmiyorum diyordun. Senin yaşında insanın içinde derleyip toplayacağı çok şeyi, tasarıları vardır ve bu tasarılarda güvensizlikleri, insanın bilinçsiz yanının bir düzeni ya da açık seçik bir mantığı yoktur. Kişi günlük dertlerin şişmiş, biçimsizleşmiş kalıntılarıyla en derin amaçları birbirine karıştırır. Bu derin amaçların arasına da bedenin gereksinimlerini sıkıştırır. Böylece insan acıkınca sofraya oturduğunu ama yemediğini, üşüyünce kuzey kutbunda olduğu ve paltosu bulunmadığı, biraz kaba davranınca hemen kana susamış bir savaşçı olduğunu görür düşünde. Sen oralarda kaktüsler ve kovboylar arasında ne düşler görüyorsun? Bilmek isterdim. Acaba arada bir Kızılderililerin gibi giyinmiş olarak ben de çıkıyor muyum ortaya? Bu bek çıplak koyote çakalları arasında görünüyor mu? Özlüyor musun? Bizi düşünüyor musun? Biliyor musun? Dün akşam koltukta oturmuş okurken aniden odada ritmik bir ses duydum. Başımı kitabımdan kaldırınca Beck'in uyurken kuyruğunu yere vurduğunu gördüm. Yüzündeki mutlu ifadeye bakılırsa eminim karşısında seni görüyordu. Belki yeni dönmüştün. Sana sevincini gösteriyordu. Ya da birlikte yaptığınız o güzel gezintilerden birini anımsıyordu. Köpekler insan duygularına karşı öyle duyarlıdır ki birlikte bunca zaman geçirince biz de neredeyse aynı olduk. Bu nedenle pek çok kişi onlardan nefret ediyor. Bilmezlikten gelmeye yeğledikleri pek çok şeyin onların ürkek gözlerinde yansımasından hoşlanmıyorlar. Beck şu arada seni sık sık düşündüğünde görüyor. Ben bunu başaramıyorum ya da belki de görüyorum ve anımsayamıyorum. Ben küçükken halalarımdan biri dul kalınca bir süre bizde kalmıştı. İspiritizmaya meraklıydı. Annem babam ortalarda görünmez olunca en karanlık ve gizemli köşelerde beni zihnin olağanüstü güçleri konusunda eğitmeye çabalardı. Uzaktaki bir insanla ilişki kurmak istiyorsan derdi bana. Eline onun bir fotoğrafını almalı. Üç adımda bir haç çizmeli ve sonra işte buradayım demelisin.
Ona kalırsa bu yöntemle istediğin kişiye telepatik iletişim kurabilirdi. Bugün öğleden sonra sana yazmaya koyulmadan önce işte ben de bunları yaptım. Saat 5 sularıydı. Senin oralarda sabah olmalıydı. Beni gördün mü? Duydun mu? Ben seni o aydınlık duvarları fayanslı barların birinde öfkeli köfteli sandviç yerken fark ettim. O çok zevkli kalabalığın içinde seni hemen seçtim. Çünkü sana son ördüğüm kırmızı mavi geyikli kazağı giymiştim. Ama görüntü öyle kısa sürdü ki öylesine televizyon filmi gibiydi ki gözlerindeki ifadeyi görebilecek zamanım olmadı. Mutlu musun? Her şeyden çok bunu merak ediyorum. Anımsıyor musun? Senin bu yurt dışı eğitiminin parasını benim ödemenin doğru mu yanlış mı olacağını da çok tartıştık. Sen bunun mutlaka gerekli olduğundan diretiyordun. Büyümek ve zihnini açmak için gitmeli. Büyüdüğüm bu boğucu yerden uzaklaşmalıydın. Liseyi yeni bitirmiştin. Büyüyünce ne yapacağın konusunda derin bir karanlık içinde gömülmüştün. Küçükken 3 tutkun vardı. Veteriner, kaşif ve yoksul çocukların doktoru olmak istiyordun. Bu isteklerinden kırıntı bile kalmadı sonra. Başlangıçta arkadaşlarına karşı sergilediğin o açıklık yıllar geçtikçe kapandı. İnsan sevgisi, paylaşma arzusu kısa zamanda kayıtsızlığa, derbederliğe, yalnızlığa ve mutsuz geleceğine yönelik yoğun bir saplantıya dönüştü. Televizyonda özellikle vahşi bir sahne görünce ben de uyanan acıma duygularıyla alay ederek "Bu yaşta hala neyi şaşırıyorsun? Neye şaşırıyorsun? Dünyayı yönetenin türlerin ayıklanması olduğunu öğrenemedin mi daha?" diyordu. Başlangıçta seni bu türden yargılarım beni soluksuz bırakıyordu. Yanımda bir canavar oturduğunu sanıyordum. Gözümün ucuyla seni süzerek nereden çıktığını soruyordum kendime. Benim verdiğim örneklerle böyle mi yetiştirmiştim seni? Sana hiç yanıt vermedim. Ama artık diyalog döneminin kapandığını seziyordum. Sana ne söylesem söyleyeyim. Bir tartışma çıkacağı belliydi. Bir yandan kendi kırılganlığımdan korkuyordum. Boşu boşuna yıpranacaktık. Bir yandan da açık bir tartışma senin asıl aradığın şeydi. İlk tartışmayı başka tartışmalar izleyecekti. Bunlar giderek artacak, giderek şiddetlenecekti. Senin sözlerinin altında enerjinin, kibirli bir enerjinin kaynadığını hissediyordum. Her an patlamaya hazır bu volkanı sen zor tutuyordun. Benim bu sivri uçları köreltme çabam, saldırılar karşısındaki kayıtsızlık numaralarım seni başka yollar aramaya itti. Bunun üzerine beni gitmekle, hiç haber vermeden hayatımdan çıkmakla tehdit ettin. Belki de umutsuzluğumu, yaşlı bir kadının acıklı yalvarışlarını görmek istiyordun. Sana buralardan ayrılmanın çok iyi bir düşünce olduğunu söyleyince şaşıverdin. Senledin. Sendeledin. Hani avını yutmak üzere başını kaldırıp ağzını açmış bir yılanın karşısında bir şey kalmadığını fark edivermesi gibi kala kaldın. Bunun üzerine barışmaya çalıştın. Öneriler yapmaya başladın. Pek çok değişik ve kararsız denemeden sonra günün birinde kahve fincanının önünde otururken yeni bir güvenle bildirdin. Amerika'ya gidiyorum. Bu kararını da ötekiler gibi küçük bir ilgiyle karşıladım. Düşünceni onaylayarak seni aceleye getirip derinlemesine düşünmediğin kararlar almanı istemiyordum. Sonraki haftalarda hep Amerika düşüncesinden söz etmeye sürdürdün. Bir yıllığına oraya gidersem diye yineliyordun tutkuyla. Hiç olmazsa bir dil öğrenirim ve zaman yitirmemiş olurum. Sana zaman yitirmemenin hiç de kötü bir şey olmadığını hatırlattığım zaman müthiş irkiliyordun. En çok da hayatın bir koşu değil, hedefi vurmak olduğunu söylediğimde dehşete kapıldın. Önemli olan zamandan tasarruf değil, bir hedef bulmaktır. Sofradaki iki fincanı da kolunun ani bir hareketiyle havaya uçurdun. Sonra da ağlamaya başladın. Sen aptalın tekisin diyordun. Yüzünü ellerinin arkasına saklayarak aptalsın. Benim tek istediğimin bu olduğunu anlamıyor musun? Haftalarca toprağa mayın döşeyip üzerine basmamaya çalışan askerler gibi davrandık.
Nerede olduğunu, ne olduğunu bilmiyorduk. Uzağından geçiyor. Başka bir şeyden korkuyormuş gibi davranıyorduk. Mayın patladığında sen ağlayıp hıçkırarak "Bir şey anlamıyorsun, asla anlamayacaksın" derken nasıl kırıldığını sezdirmemek için ne çok çaba harcadın, bir bilsen. Annenden, sana gebe kalışından, ölümünden, bütün bunlardan sana hiç söz etmedim. Ben sustukça sen de bu konular benim için önemsiz, unutulmuş sandın. Ama senin annen benim kızımdı. Bunu hiç hesaba katmıyorsun. Ya da hesaba katıyorsun da bana bunu söylemektense içinde saklıyorsun. Yoksa senin bazı bakışlarını, bazı nefret dolu sözlerini başka türlü açıklayamam. Senden annem konusunda onun bıraktığı boşluktan başka bir anı yok. O öldüğü gün çok küçüktün. Oysa ben belleğimde 33 yılın anılarını saklıyorum. 33 yıl ve onun karnımda taşıdığım 9 ay. Bu konuda kayıtsız olabileceğimi nasıl düşünebilirsin? Konuyu başlangıçta açmamamın nedeni olarak benim tarafımdan temkin ve biraz da bencillik görülebilir. Temkin, çünkü ondan söz ederken kendimden, benim gerçek ya da hayali suçlarımdan başlamalıydım. İşe bencillik, çünkü bunu umut ediyorum ki benim sevgim onun yokluğunu hissettirmeyecek kadar engindir. Senin günün birinden onun özlemini ve bana benim annem kimdi, neden öldü diye sormanı engellemek istedim. Sen çocukken birlikte mutluyduk. Neşeli bir çocuktun. Ve bu neşenin içinde yüzeysel, hesaplı bir şey yoktu. Bu neşenin ardında bir kırıklık pusuda yatardı. Ve sen kahkahalardan sessizliğe şaşılacak bir kolaylıkla geçerdin. "Ne var, ne düşünüyorsun?" diye sorunca sen sanki ikindi kahvaltısında söz eder gibi doğallıkla yanıtlardın. Acaba gökyüzünün sonu var mı? Yoksa sonsuza dek uzanıyor mu? Böyle olmaktan gurur duyardın. Duyarlılığın benimkine benziyordu. Kendimi senden büyük ya da uzak değil de seninle suç ortağı gibi hissediyordum. Sanıyordum ki, inanmak istiyordum ki bu hep böyle sürecektir. Ne yazık ki sabun köpüklerine takılıp havalarda uçuyoruz. Mutluluk içerisinde, yaşamlarımızda hep bir önce ve sonra var. Ve bu önce ile sonra bir av üzerinde atılan ağ gibi konuyor üzerimize. Babaların günahını evlatları çeker denir. Doğrudur. Çok doğru. Dedelerinkini torunları, büyük dedelerinkini torun çocukları çeker. Bazı gerçekler içlerinde bir kurtuluş duygusu taşırlar. Bazıları da korku duygusu uyandırır. Bizimkisi işte ikincisine uyuyor. Günahkar zinciri nerede sona eriyor? Kabil'de mi? Her şey bu kadar geriye uzanabilir mi? Bütün bunların ardında yatan bir şeyler mi var? Bir zamanlar okuduğum bir Hint kitabına göre bütün güç kaderin elindedir. İrade gücü yalnızca bir bahanedir. Bunu okuduktan sonra içimi müthiş bir huzur kaplamıştı. Ne var ki ertesi gün birkaç sayfa daha okuyunca kaderin geçmişteki davranışlarımızın bir sonucu olarak oluştuğunu, kaderimizi kendi ellerimizle bizim çizdiğimizi gördüm. Böylece başlangıç noktasına geri döndüm. Bu düğümün çözüm noktası nerededir diye sordum kendime. İpin hangi ucu çözer yumağı? Bir ip mi yoksa zincir mi söz konusu? Kesilip koparılabilir mi? Yoksa bizi sonsuza dek sarıp sarmalar mı? Ben onu kesiyorum. Artık aklım eskisi gibi değil. Düşüncelerim var kuşkusuz. Düşünme biçimim değişmedi. Ama zihnimi uzun süre canlı tutmak bayağı etmek istiyor. Şimdi yoruldum. Gençken felsefe kitabı okurken olduğu gibi başım dönüyor. Olmak, olmamak, sonsuzluk derken birkaç sayfa sonra dağ yollarında at arabasıyla gezmişim gibi sersem olurdum. Şimdilik senden ayrılıyorum. Salondaki o sevgili ve nefret edilesi kutunun önünde boş boş oturmaya gidiyorum.